Hamdolsun. İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? Yine bu evliliklerle alakalı bir şeyler var mı yapabileceğimiz? Evlilikleri kurtarabilecek miyiz? Kurtaracağız inşallah. Nasıl kurtaracağız? Çok. Şimdi kişiler evli, erkek ve bayan arasında birçok problem oluyor. Bu problemlerden en önemlisi de nedir? Eşler arasında erkeğin erken boşanması. Hı hı. Yani bayanın tatmin olamaması. Evet. Bu da zamanla bayanı gerginleştirir, sinirli yapar, hı hı, agresif yapar. Sürekli erkek tek taraflı olarak erken boşanma nedeniyle rahatlar. Bayan da rahatlamazsa gerile ne olur? Bir gün patlar. Bir gün patlar. Tartışma başlar, kavga başlar. Sonu neye gider? Boşanmaya gider. Bahane bulur, bayan der ki evde tuz yok, evde kaz yok, evde ekmek yok vesaire vesaire. Ne olur? Bir sürü bahane. Asıl sebep nedir? Cinsel tatminsizlik. Hı hı. Bu insanlık tarihi kadar eski ve insanlık çok çok önemlidir. Öyle mi? Mikrofonu bırakalım hocam. Sesleriniz zaten duyuluyormuş. Çok çok önemli. Bu nedenle bu problemin aşılması gerekir. Hı hı. Nasıl aşılacak? Çinliler bunu 5000 yıl önce çeşit çeşit bitkilerle denemişler. Çok güzel buluşlar yapmışlar. Bizim atalarımız da denemiş. Tabii biz de uyumamışız. Mesela Türkler... Biz ne yapmışız hocam? Türkler şu Hatay bölgesinde yetişen çakşır kökünü. Çakşır köküyle beslenen, çakşır kökünün otu, yaprağı, çiçeğiyle beslenen hayvanların, mesela keçilerin, hı hı, çift yavru yaptıkları veya 3 tane, 4 tane yavru yaptıkları o yörede yaşayan insanlar bildiği için hemen hemen Türkiye'nin her tarafında çakşır kökü bilinir ve kullanılır. Çakşır otu. Bunun çayı yapılır, damlası, drajesi, hapı vesaire yapılır, kullanılır. Çok çok yaygın. Hı-hı. Ne yapıyor? Kişide erken boşanmayı önlüyor. Kişiye daha uzun süre ilişkide kalmasını sağlıyor. Hı hı. Fakat bitkinin birleşimindeki etken madde çok az olduğu için yeterli olmaz. Yani biz onu şimdi attardan gidip aldığımız zaman, atıyorum onu kaynatıp çayını falan içtiğimiz zaman etkili olmaz mı diyorsunuz? Ya olur da yani aylarca kullanmak gerekir. Aylarca. Hı hı. Aylarca kullanmak. Mesela şimdi ihtiyacın var, şimdi kullanacaksın. Yarım saat sonra, 15 dakika sonra kullanacaksın. Ona etki yapmaz bitki. Hı hı. Ne yapar? Bunun birleşimindeki etken maddeyi ekstraksiyon veya destilasyonla elde eder. Bitki özütünü hap, damla, draje veya kapsül şeklinde kullanırsanız hemen etki yapar. Kapsül müdür o hocam? Evet. Elinizdeki epimedium. Kapsül. Epimedium. Epimedium, gökçek epimedium kapsülü. Bu çok... Onun diğer adı neydi? Azgın teki otu bunun ismi. Azgın teki otu, evet, geçen hafta da duymuştum. Evet, bunun bir de macunu var şöyle. Bu macunu isteyen macun, isteyen kapsül kullanabilir. Hı hı. Bu macunun bir hocam, özelliği... Hocam zararı var mıdır? Şimdi kalp hastası, şeker hastası var, tansiyon hastası var. Bunlar kullanabilir mi? Şeker hastası, tansiyon hastası, kalp rahatsızlığı olan, her türlü rahatsızlığı olan kullanabilir. Herkes kullanabilir. Çünkü bunda kimyasal madde yok. Kimyasal madde içeren... Cinsel gücü artırıcı hap, damla, drajeler çok çok tehlikeli olabilir. Çünkü, hı hı, kimyasal bir hap kullanırsa kişi nabzı 240'lara, 250'lere fırlar. Aniden yallah öbür dünyayı boylayabilir. Allah korusun. Tabii biz bunu istemeyiz. Bundan 6 ay önce Frankfurt'tan bir beyefendi beni aradı. Hapınızı kullandım, çok kötü oldum, hastanelik oldum. Dedim ki biz hap üretmiyoruz. Nereden çıktı bu? Hocam bu arada telefonlarımızda bekliyoruz değil mi? Canlı yayın bağlantılarımızda bekliyoruz. Tabii, her türlü rahatsızlığı olan, hastalığı olan şu an itibariyle bizleri arayabilir değil mi? Tabii tabii. Her şeye çözüm var. Her şey. Şimdi hiçbir şey problem değil. Evet. Cinselliği belirleyen en önemli faktör kalp damar rahatsızları. Hı hı. İsviçre'de yapılan 16. Uluslararası Tıp Kongresi cinsel yetersizliği erkeklerde cinsel yetersizliğin sebebinin damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme, karaciğerde yağlanma, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı gibi sebeplerin tetiklediği belgelenmiştir.
çok az oranda da eşler arasındaki uyumsuzluk, psikolojik nedenler. Hı hı. Bütün bu sebepler rahatsızlığı tetikler ve hepsinin tedavisi mümkündür. Tedavi edilebilir. Eğer kişide kalp damar rahatsızlığı varsa çok özel bir ürün var buna karşı, alıç forte. Alıç forte. Damarları güçlendirir, kalbi güçlendirir, kalbe kan akışını artırır, yüksek tansiyonu önler. Hı hı. Kişide alkol kullanmaktan dolayı karaciğeri yağlanmışsa, hı hı, karaciğerinde problem varsa, enginar forte, hı hı, karaciğer yağlanmasını önlemezseniz, karaciğer zamanla yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Karaciğerin enzim salgılayamaması demek, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme. Kişi isteyebilir. Fakat damarlar, bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. 120 bin. Dünyayı 3 defa dolanacak kadar damar var. Bu damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olduğu zaman kişi istese de cinsel ilişki olmaz. Neden? Çünkü kan pompalayamaz. Hı hı. Damarlar sertleşmiş, daralmış. Aynı su borusu gibi düşünelim. Mutfakta kullandığımız musluğu açıyoruz. Su akmıyor mesela. Neden? İçinden kireçli su geçtiği zaman borunun içerisine ne yapıyor? Tıkıyor boruyu. Damarlarda da yağlanma, daralma, sertleşme olursa iktidarsızlık olur. Hı hı. Bu nedenle kalp damar rahatsızlığının tedavi edilmesi gerekir. Karaciğer yağlanmasının tedavi edilmesi gerekir. Şeker hastalığı varsa, geç kalınmamışsa tedavi edilir. Hı hı. Evet efendim, bu arada canlı yayın bağlantı numaralarımızda sürekli ekranlarda. Sizler de herhangi bir rahatsızlığınız, hastanız varsa hocamıza burada canlı canlı sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplarınızı alabilirsiniz diyoruz hocam. Ve